de Bengisu ile birlikte yedi. Bak şimdi şey yaparız, Bengisu buraya oturur. Sinan da beni de böyle yan yana oturur, tamam? Bak sakın araya kimseye sokma Simur, çok heyecanlıyım ya. Başak bence sen o kadar heveslenme. Ya hevesimi kırmasana. Ya vallahi bak biliyor musun, her şey çok güzel olacak. Bak gerçekten. Hem olmalı zaten Simoş. Ya şu resimdeki eksik parçaların hepsi tamamlanmalı. Nasıl gidiyor? İçeride her şey yolunda mı? Yani bir sorun yok değil mi? Yok. İyi, güzel. Heyecan var mı? Bir yıl sonra Pelin'le sosyal bir ortamda. Sence? Eski günlerdeki gibi. Hadi. Aklından bile geçirme. Ya Simay bir parça çok acıktık ya. Anne bir parça. İyi, tamam hadi sen al bakalım. Aslan bak ya. Çak, çak. Şişeceğim. Hoş geldin. Gecikmedim değil mi kızlar? Tam zamanında gel hadi. Ay çok güzel kokuyor. Neler yapmışsınız? Şefin spesiyeli. Sizin için özel olarak hazırlandı. Evet. Allah'ım sana geliyorum. O ne oğlum öyle ya? Karamelize soğanlı mantar sosu. Yok artık. Ben bile unutmuşum ya. Pelin ve mantar. Bravo Sinan. Çok güzel görünüyor. Hemen geliyorum. Bu hazırlıkların hepsi senin için yapıldı biliyorsun değil mi? Başakçığım bence bunu Bengüsü bile anladı. Yani erken bebek partisi bana çok inandırıcı gelmemişti zaten. Kış güneşi. Bir dakika, şimdi mantar falan tamam da ben bu toplar, kış güneşi falan anlamadım hiçbir şey. O gün çok laf edip kızdırmıştım seni. Ama sen bana bakma. Tadım mükemmeldi. Tattın yani. Ya Sinan, yemeyelim mi artık biz bunları, ha? Hadi, hadi başlayalım. Hadi. Şimdi Bengisucuğum, böyle Sinan amcan kocaman bir buket çiçekle geldi ama o kadar güzel ki ve o kadar harika. Ya neydi siz? Üçüncü ayınız mıydı, beşinci ayınız mıydı? Dört. Evet işte dördüncü ayları tabii ki Bülent amcan çiçek nedir bilmediği için ben o çiçeği Sinan amcan sayesinde tanıdım, bildim. Aşkım şimdi sen Sinan'ı yüceltmek için beni mi gömdün? Tatlı zamanı. Şimdi ne geldi, şimdi ne geldi? Gerçi sen onu benden daha iyi yaparsın ama.
Bak bakalım dediğim gibi var mıymış? Bahar gelmiş gibi demiştim, değil mi? Sonra insanı yazın yakalayan Meltem gibi. Ama daha şairane söylemiştin sen. Eğer izin verirseniz size söylemek istediğim şeyler var. Biliyorum sadece Pelin'i değil. Hepinizi kırdım. Hepinizi hayal kırıklığına uğrattım. Ben gerçekten özür dilerim. Bu bir yıl içinde hem sizi hem de her şeyimi kaybettim. Ve kayıptım. İnsanın sığınacağı dostları ve sevgilisi yanında yoksa eğer başı boş kalırmış ya. İşte ben de aynen öyleydim. Hayat beni nereye sürüklerse oraya savruldum. Bir an Haşmet denen o adamı, karşıma çıktı ve ben sadece onu kurtarmak istedim. Şimdi sırtımda bana o günlerden kalan bir iz var. Ve inanın bana, o kurşun yarısı bile sizin yokluğunuz kadar canımı acıtmadı. Oğlum ne kurşun lan, ne diyorsun sen? Ya abi tamam. Geçti. Geçti o. O kötü günlerin hepsi geride kaldı. Ama bir şey söyleyeyim mi? İnsan her şeye alışsa da, her şey geçse de, sevdiğin insanlara duyduğun özlem aşkına duyduğun özlem hiç geçmiyor. Yokluğumuza alışmam imkansızdı. Ve ben bu bir yıl içinde şunu öğrendim. İnsanın eve gittiği yer değil, döndüğü yermiş. Ben bir yıl sonra evime geri döndüm. Sinan. Sensin Pelin. Her gün. Ama her gün.
hayaliyle yaşadım. Vurulduğumda da, iyileşirken de hep sen vardın. Eğer yaşadıysam, hayatta kaldıysam, belki sana yeniden kavuşmak için. Sensiz bıraktım. Biz her zaman birbirimize aittik. Hep öyle kalacak. Affet beni. Affet. Yalvarırım beni affet. Bırak yaralarını sarayım. Canım de, sevgilim de geçti de, ama ne olur bana bitti deme Pelin. Ne olur bitti deme. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.